Jeopolitik programından herkese, hepinize iyi günler sevgili izleyiciler. Ben Coşkun Faik Kavala. 9 Mayıs 2020 günü İkinci Dünya Savaşı'nın müttefiklerin zaferiyle bitmesinin üzerinden 75 yıl geçmiş olacak. Biliyorsunuz 9 Mayıs 1945'te Reichstag'a Sovyetler Birliği bayrağı çekildi ve müttefik zaferi kazanılmış oldu. Hitler Almanya'sı yenildi. Bu tabii yakın tarihimizin, bütün insanlık tarihi anlamında en önemli olaylarından biri. Dolayısıyla biz bugünkü bu programdan itibaren birkaç bölüm Birinci Dünya Savaşı'ndan başlamak suretiyle dünyada gelişen olayları incelemeye karar verdik. Tabii bunda ağırlıklı bir konuyu Hitler Almanya'sı, aynı şekilde Rusya devrimi, Stalin, o dönemde Türkiye'de olan gelişmeler, Türk devrimi, dolayısıyla Atatürk ve aynı zamanda tabii İkinci Dünya Savaşı oluşturacak. Ama şöyle bir hızlıca göz attığımız zaman bütün bu olaylar ve dolayısıyla bizim tarihimiz, bugünkü tarihimiz dönüp dolaşıp bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda buluşuyor. Bütün bu okların buluştuğu, birleştiği yer Birinci Dünya Savaşı. Tarihimizi demek ki yakın tarihi şekillendiren ilk önemli olay Birinci Dünya Savaşı. Burada bir sistem, bir dünya sisteminin aynen bir mahalleyi veya şehri olduğu gibi bütünüyle yıkan bir depremi düşünün. Aynen böylesi bir deprem gibi bir sistemi, bir dünya düzenini yıktığını görüyoruz. Yıkılan dünya düzeninde imparatorluklar var. Avrupa'da imparatorluklar var, Asya'da imparatorluklar var. Ve hanedanlar yönetimi aynı şekilde var. Bu geleneksel yüzyıllar boyunca devam eden çeşitli aileler hanedan şeklinde yönetiyorlar. Mesela Osmanlı Devleti bildiğimiz gibi 600 yıldır devam ediyor. Habsburg ailesi Avusturya, daha sonrası Avusturya Macaristan İmparatorluğu olan 1000 yıla yakın bir süredir yönetmeye devam ediyor. Romanov hanedanı Rusya'yı 300 yıldır yönetiyor. Hohenzollern hanedanı yine aynı şekilde önce Prusya, daha sonra Alman İmparatorluğu'nu yönetiyor. Ya bu tabloda baktığınız zaman Cumhuriyet olan bir tek Fransa'yı görüyorsunuz. İngiliz İmparatorluğu vesaire var. Amerika Birleşik Devletleri kendine has bir yönetim biçiminde, bir cumhuriyet biçiminde. Ve 1911'de tabii Çin'de cumhuriyet ilan edilmiş. Ama dünyaya baktığınızda bir imparatorluklar var. Yine aynı şekilde 19. yüzyılda bahsettiğim Avrupa'nın özellikle sanayi devrimi sonrasında, sanayi devrimi neticesinde büyük ve hızlı bir kalkınma sürecine girmesiyle bütün diğer halkların, kavimlerin, coğrafyaların gerilemesi söz konusu oluyor. Tabi bu bilimde büyük bir atılım anlamına geliyor. İlk biliyorsunuz İngiltere'de başlayan buhar devrimi James Watt'ların ve arkasından ilk kez buharlı sanayi üretiminin başlaması ve arkasından 1850'lerden itibaren ikinci sanayi devrimi, elektriğin kullanılması, elektroniğin ortaya çıkması, kimya ve metalürji sanayilerinin ortaya çıkması. Şimdi bunlar hep Avrupa'da gerçekleşiyor. Aynı zamanda büyük üniversiteler, efendim Almanya'da Humboldt sistemi ve Ar-Ge'ye ayrılan paylar, ülkelerin kendilerinin bilim insanlarına ve araştırma kaynaklarına verilen paylarla beraber bir kapitalist ekonomik düzenin oturması ve aynı zamanda 1850'den itibaren bütün Afrika'nın ve Asya'nın emperyalist sömürgeci ülkeler arasında bölüşülmesi. Bizim bildiğimiz, aklımıza gelen teknolojik aletlerin neredeyse tamamı bu dönemde üretiliyor veya bu dönemde, yani 1850'den 1914 yılına kadar olan süreçte üretilen çeşitli icatların başka formları. Mesela bunlardan en bilineni telefon bu dönemde icat ediliyor. Telgraf bu dönemde icat ediliyor. Elektrik ilk kez kullanılmaya başlanıyor. İşte şehir aydınlatmalarında olsun. Veya bu dönemde ilk kez işte 1900'lü yılların başında uçak kullanılmaya başlanıyor, icat ediliyor. Şimdi bu dönem demek ki icatların yoğunlaştığı, işte aynı şekilde gemilerin çelik kaplanması suretiyle yüzyıllar boyunca devam eden, işte yelkenlilerin yerini büyük çelik gemiler, işte transatlantikler veya işte dreadnoughtlar vesaire alınıyor. Şimdi bu dönem büyük bir, demek ki Batı'da, Avrupa'da büyük bir gelişme dönemi. Şimdi bu sadece tabii ki teknolojik anlamda gelişen
bir takım işte halkın kullandığı icatlar değil. Yani silahlanma da teknolojik anlamda gelişmeye başlıyor. Bu silahlanmadaki gelişmenin en ünlü ve en yoğun sonuçlara sebep olan icatları da makinalı tüfekler ve işte uzun menzilli toplar gibi mitralyözler yine aynı şekilde. Maksim tüfekleri, makine tüfeğin bir türü. Şimdi 1850'den itibaren bunlar icat ediliyor ve kullanılıyor. Dikenli teller ilk kez kullanılmaya başlanıyor. Şimdi dolayısıyla zihniyet olarak, mantalite olarak henüz bu toplumları yönetenler, icatlarla beraber gelen teknolojik değişime ayak uyduramıyorlar. Ne demek istiyorum? Hemen bunu kısaca açayım. Mesela Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan savaşlar genel olarak kısa sürmüş, hızlı kazanılan savaşlar olmuş. İşte Napolyon savaşları mesela örnek verilebilir. Mesela bir Austerlitz savaşı birkaç saat içinde son buluyor. Aynen bundan birkaç yüzyıl önceki Mohaç savaşı gibi bir meydan muharebesi hızlı bir şekilde cereyan ediyor. Veya 1870 71 yıllarındaki Prusya-Fransa savaşında bir Sedan muharebesi birkaç saat içinde son buluyor. Veya aynı şekilde Königgrätz muharebesi efendim Avusturya ile Prusya arasında bunlar hızlı sonuç alınabiliyor. Çünkü teknoloji henüz gelişebilmiş değil. Şimdi makinalı tüfeğin icadı, dikenli tellerin icadı ile beraber büyük bir değişiklik var. Saldırı silahlarının menzili çok gelişiyor. Çok uzaklardan yani bir yarım kilometreden makinalı tüfek atışıyla veya çok kuvvetlendirilmiş, menzili arttırılmış toplar aracılığıyla süvari birliklerini veya piyade birliklerini artık vurmanız, imha etmeniz mümkün. Şimdi böyle bir gelişme var ortada. Ama ülkeler henüz buna hazır değil. Yani zihinlerde çünkü Avrupa ülkeleri arasında büyük savaşlar 1871 yılından itibaren gerçekleşmemiş, olmamış. En büyük savaş işte Prusya'nın Fransa'yı kısa bir sürede mağlup ettiği, yenilgiye uğrattığı Sedan Muharebesi ve Paris'e kadar geliyorlar biliyorsunuz. Şimdi zihinlerde bu olduğu için Birinci Dünya Savaşı'na gitme kararı veren hükümdarlar bu savaşın kısa süreceğini düşünüyor. Bu bir yanılgı aslında. Şimdi tarihçiler arasında bunu ayrı bir program konusu yapacağız. Çok büyük bir tartışma konusudur. Birinci Dünya Savaşı'na kim karar verdi? Mesela birkaç tane kitap tanıtabilirim. Robert Mason'in meşhur Dreadnought kitabında daha çok Almanya'nın donanma kurmasına bağlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebebini. Çünkü İngiltere'nin bir donanması var. İngiltere'nin gücünün kaynağı donanma. Almanya hızla yükselen bir ekonomi. Birliğini yeni sağlamış ve hızla güçleniyor. Ve bir donanma kurmaya başlıyor. Bu kurduğu donanma neticesi İngilizleri bir anlamda hakimiyetin, dünya hakimiyetini tehdit ediyor gibi bir görüş. İşte bunun Türkçesi Dreadnought. Veya işte David Fromkin'e eğer kulak verecek olursanız General von Moltke'yi, genç Moltke'yi sorumlu bulur. Veya Margaret Macmillan The War That Ended Peace kitabında hemen hemen herkesi sorumlu tutar. Bir başka yazar Christopher Clark Uyur Gezerler Sleep Walkers kitabında efendim daha çok Sırpları, Balkanlardaki çatışmaları ve bunların sonucu olduğunu düşünür. Veya işte bir başka araştırmacı Zam Etmek'in efendim Rusya'nın Boğazlar üzerindeki hakimiyet hırsının Dünya Savaşı'na sebep olduğunu söyler. Veya işte sonuncusu ve en ünlüsü zaten Fritz Fischer, Wetwaffe, Oder Niedergang efendim Almanya'yı daha çok suçlar Alman olmasına rağmen. Şimdi suçlu yani şu devlet veya bu devlet değil aslında suçlu algı. Algı savaş kısa sürecek. Bir an önce savaşı kazanacağız. Ve ortada bir ittifaklar sistemi var. Çünkü herkes birbirinden korku içinde bir dayanak arıyor. Fransa ile Rusya arasında bir ittifak var 1894 yılından beri. Buna daha sonra Almanya ile arasındaki rekabet nedeniyle İngiltere de biliyorsunuz katılıyor. Önce 1904 yılında Antant Kordiyal imzalıyor
Fransa ile beraber 8. 7. Edward'ın gezileri aracılığıyla işte önce Paris'e ziyaret ediyor. Daha sonra 1907'den itibaren bir Rusya ile beraber bir üçlü itilaf sistemi oluşturuyorlar. Rusya da buna dahil oluyor. Rus-Japon savaşlarından sonra 7. Edward'ın girişimleriyle. Bunun karşısında da tabii bir Avusturya Macaristan'la Almanya arasındaki bir ittifak, bir müttefiklik ilişkisi var. İtalya bunun içinde gibi görünüyor ama ne kadar sadık olacağı son ana kadar belirsiz. Ama bu takıma gitgide yaklaşan bir Osmanlı İmparatorluğu var. Şimdi bu ittifak sistemi de bir anlamda güven sağlıyor ülkelere. Yani Fransa açısından olaya baktığınız zaman hemen bir Rusya'yı görüyorsunuz. Fransa demografik olarak Almanya kadar kalabalık bir ülke değil. Fransa'nın nüfusu 40 milyon, Almanya'nın nüfusu 60 milyon kadar. Ama hemen öbür tarafında, Almanya sınırın öbür tarafında büyük bir Rusya İmparatorluğu var ve 170 milyon kadar bir nüfusu var. Dolayısıyla çok asker çıkartabiliyor, çok piyade çıkartması mümkün. Dolayısıyla Fransızların düşüncesi nasılsa Ruslar doğudan Almanları sıkıştırır, biz bu savaşı kazanırız. Almanların bir diğer güven kaynağı Avusturya Macaristan olduğundan daha güçlü görünen bir imparatorluk dışarıdan bakıldığı zaman. Çünkü bir ismi var. Yani Avrupa tarihinde Avusturya dendiği zaman bunun bir tarihi mirası var. Dolayısıyla Avusturya beraberliğini almaya özellikle önem veriyor. Daha sonra buna biz de biliyorsunuz katılıyoruz. Ve tabii İngiltere'nin donanması burada etkin. Dolayısıyla müttefik olanlar birbirlerinin askeri güçlerine, kapasitelerine çok büyük önem veriyorlar. Şimdi bunların hepsi bir kısa sürede biz düşmanı güçlerini ortadan kaldırırız düşüncesiyle gerçekleşiyor. Ama savaş başladığı zaman Almanların planı çok açık. Zaten çok enteresan bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda hemen hemen herkes saldırı yapmıştır. Ama bütün saldırılar başarısız olmuştur. Neredeyse bütün savunmalarda başarılı olmuştur. Böyle enteresan bir durum vardır. Buna mesela başarılı olan savunmalardan Fransızların 1916 yılındaki Verdun savunmasını söyleyebiliriz. Veya işte bizim Çanakkale savunmamız 1915'te başarılı olan savunmalardan. Veya İngilizlerin Fransızlarla beraber giriştiği Somme taarruzuna karşı Almanların başarılı olması. Yani savunmalar genelde başarılı. Saldırılara baktığınız zaman genel olarak ilk önce başlangıçtaki Alman taarruzu, Fransa üzerine Alman taarruzu Marne'de durduruluyor. Veya işte Enver Paşa'nın giriştiği Kafkasya taarruzu Sarıkamış'ta felakette sonuçlanıyor. Veya Kanal taarruzu, Kanal Harekatı bizim başarısız sonuçlanıyor. Veya az önce söylediğim gibi İngiliz taarruzları, Peşendal'de vesaire sürekli başarısız sonuçlanıyor. Dolayısıyla veya Rusların taarruzu Tannenberg'de başarılı olamıyor. Sonuçta saldıranlar başarısız oluyor. Sebep çok açık. Az önce söylediğim gibi siz piyadesiniz. Yani çıplak bir askerden ibaretsiniz. Elinizde çok sağlam olabilir. İşte mavzerler vesaire bir piyade tüfeği var. Ama siz çıplaksınız bir anlamda. Yani üstünüzde bir işte piyade giysisi ve elinizde bir tüfek. Karşı taraftan ise bir gülle, yani Mehmet Akif'in ünlü Çanakkale şiirinde anlattığı gibi bir tablo var. Sürekli bir şekilde, hızlı bir şekilde top mermisi yağmuru ve şarapnel, yani bir top mermisinin içinde patladığı etrafa dağılan mermilerden oluşan bir durum var. Ve makine tüfek ateşi hiç durmadan süvarinin anlamsızlaşması, önce süvari o yıl yüzyıla kadar bütün savaşlarda zaferi temin etmiş ama baktığınız zaman atlarla beraber uzun mesafeden açılan ateşle atlı birlikler resmen biçiliyorlar. Dolayısıyla sizin koruyabilecek herhangi bir henüz uçaklar o kadar gelişmiş durumda değil ki uçakla beraber hareket edin. Tank zaten bu savaş neticesinde bulunuyor ki içinde piyade korunabilsin, aynı zamanda ateş edebilsin, üstünde bir zırhtan bir gömlek olsun diye. Dolayısıyla piyade bu anlamı çıplak. Şimdi karşıdan da ateş geliyor. Bir süre sonra bu ne oluyor? Bir süre sonra siperler kazılmaya başlanıyor. Çünkü ilk bunun olması Alman harekatından sonra Almanların çok ünlü bir planı var. Schlieffen harekatı diye.
plan bu. 1901 yılında plan yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde 6 hafta içinde Fransa'yı ele geçirecekler, fethedecekler, Paris'e girecekler. Zaten Paris Joker gibi Paris'e girdiğinizden Fransa teslim oluyor. Çünkü Paris çok güzel bir şehir. Le Trésor de France ve çok değerli bir şehir. Yani orayı ele geçirdiğiniz zaman savaşı bitiriyorsunuz. Hitler döneminde de böyle oldu. Şimdi hedef bu. Belçika'dan geçecek efendim. Paris'i ele geçirecek. Ama bu gerçekleşmiyor. Çünkü İngilizler, bir İngiliz ordusu da aynı zamanda var. Orada 100 bin kişiden oluşan ve kanatlardan Almanlara saldırıyorlar. Efendim Galli taksilerle yetiştiriliyor vesaire. Onun efsanesi uzundur. Veya işte Alman birlikleri arasında bir birliktelik yok, bir uyum yok. Herkes kendi kafasına göre hareket ediyor. Moltke başkomutan ama durumla ilgili bilgisi yok efendim. Veya soğukkanlılığını kaybediyor bu durumda. Fransız komutan olan Joffre soğukkanlı bir şekilde Fransız birliklerine büyük kayıplar vermelerine rağmen direnme, Alman taarruzunu durdurma talimatı veriyor. Ve bildiğiniz gibi işte makine tüfek ateşi vesaire bunu durduruyor. Ama aynı Fransızlar da Alsaz'dan bir taarruza birkaç hafta önce girişmiş durumda. Ağustos 1914'te ve Mulhouse bölgesinde Alman birliklerince ortadan kaldırıp içiliyorlar. Yine aynı Ağustos 1914'te efendim Hindenburg'un komutasında, Paul von Hindenburg'un komutasında bir Alman ordusunun Tannenberg Meydan Muharebesi'nin savaşında Samsonov komutasında büyük bir Rus ordusunu imha ettiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde yani savunma silahları çok güçlü. Bir süre sonra dolayısıyla saldırılar başarısız olunca Almanlar geri çekilip Marne Nehri kıyılarından geri çekilip büyük bir siper kazmaya başlıyorlar. Ve bu denize doğru yarış adı veriliyor bir süre sonra buna. Çünkü her iki taraf da müttefikler de Almanlar da çevresinden bir çevreleme harekatı yapmaya çalışıyor. Yani ortada siper var. Siperden bir bu tarafa ateş ediyor, bir öbür tarafa ateş ediyor. Yan taraftan bir çevreleme taarruzu yapmaya kalkıyor. Ama bu tabii kolay başarılabilecek bir şey değil. Çünkü aynı anda karşınızdaki birlik de kürekleriyle beraber siper kazmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu denize doğru yarış denir. Manş denizinden İsviçre'ye kadar olan bütün Fransa, Belçika, Almanya sınır boyunca büyük bir siper hattı kuruluyor. Benzer bir durum zaten 1915 Çanakkale Savaşı'nda da bizde biliyorsunuz yapıldı. Siper Savaşı'nın önünde. Şimdi bu siper savaşı o kadar korkunç bir şey ki. Tamam askerler kolayca top mermisine belki maruz kalmıyorlar veya efendim şeye açık alanda olmadıkları için en azından nispeten hayatları korunabiliyor. Ama günler bakın 4 yıl yani 1914'ten 1918 yıllarına kadar devam eden bir süre 4 yıl boyunca burada savaşıp çeşitli taarruzlarda, muharebelerde Fransız, Alman ve İngiliz kuvvetleri özellikle burada askerlerin önemli bölümü ölüyor, hayatını kaybediyor. Bir kısmı, çok önemli bir kısmı sakat kalıyor ve psikolojilerini yitiriyorlar. Şimdi bu belki de en önemli bir sonuç. Askerlerin psikolojilerini kaybetmesi. Çünkü bir düşünün, taarruza geçiyorsunuz. Bu anlamda en güzel bunu anlatan son dönem filmlerinden 1917'dir. Bir savaş sahnesi olmamasına rağmen belirgin bir muharebe yoktur filmde. Ama hatırlarsanız izlemişseniz askerler bir alandan geçerler. İki İngiliz piyadeleri kendi siperlerinden çıkıp Alman siperlerine doğru ilerlerken büyük bir boş bir alandan geçerler. Bu no man's land, kimsesiz alan denilen bir alandır. Bu alanda işte efendim çamura bulanmış onlarca ceset görürsünüz. İşte dikenli tellere takılarak hayatını kaybetmiş. Büyük top mermilerinin açtığı büyük kraterler görürsünüz. Kraterlerin içi zehirli gazlarla dolmuştur. Bu tarz anlatıları mesela iki tane ünlü romanda veya bu kişiler savaşa da katıldığı için hatırat da diyebiliriz. Remark'ın Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok kitabında veya Ernst Jünger'in Çelik Fırtınalarında mesela okuyabilirsiniz. Dolayısıyla müthiş bir daha önce görülen hiçbir şeye benzemeye. Zehirli gaz saldırıları,
Efendim, flamethrower denilen işte ateş saldırıları, yani bir silah üst ucundan ateş püskürtüyor. Akla hayal gelme ve bu 4 yıl boyunca devam ediyor. Şimdi bu çok önemli bir psikolojik travmaya yol açıyor birçok askerde. Shell shock adı verilen bir nevroza sebep oluyor. Shell shock nedir? Sürekli bir şekilde top sesi duymaktan, patlayan topların sesi, şarapnellerin sesi, askerler en ufak bir gürültü veya bir ses duyduklarında irkilmeye, bundan rahatsız olmaya başlıyorlar. Normal hayatlarında bile. Aynı şekilde internette belki araştırabilirseniz eğer isterseniz, LaGuerre Casse denilen çok yürek parçalayıcı bir takım yüzde yaralanmalar, daha önce hiçbir savaşta görülmemiş yaralanmalar, yüzlerindeki parçalanma ve plastik cerrahi zaten bundan dolayı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu savaşa girip özellikle Batı cephesinde savaşıp çarpışıp daha önce medeni olduğunu iddia eden, çok medeni olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü Afrika'da ve efendim Uzak Doğu'da büyük katliamlar yapılıyor Batılı emperyalist güçler tarafından, ama Batılıların silah üstünlüğü var. Karşı tarafta hiçbir silah yok çünkü teknolojik bir atılımı gerçekleştirmiş değiller. Mesela Sudan'daki Mehdi kıyamında veya işte ayaklanmasında İngiliz ordusu Lord Kitchener komutasında makinalı tüfeklerle karşıdaki birliği tarıyor ve öldürüyor. Şimdi dolayısıyla gerçek anlamda böyle bir savaş görülmüş bir şey değil. Ve uzun bir süre, 4 yıl boyunca siperleri fareler basıyor vesaire. Şimdi bunu askerlerin unutması mümkün değil. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan askerlerin, yani yaşayabilen, yaşamını koruyabilen, sakat, vücut olarak sakat kalmayan, yüzü parçalanmayan askerlerin pek çoğu aslında bir anlamda zayiat durumunda. Bunlardan tabii en ünlüsü Hitler. Adolf Hitler de Batı cephesinde Alman, Avusturyalı olmasına rağmen, Avusturmacı vatandaşı olmasına rağmen Alman ordusunda List Birliği denilen bir birlikte Batı cephesinde savaşıyor, mücadele ediyor. Haberci olarak daha çok görevlendiriliyor. Ama onun gibi daha sonraki Nazi Partisi'nin önde gelenlerine bakarsanız işte Hermann Göring bu savaşta mesela pilot olarak görüyorsunuz. Yani 20. yüzyılın geri kalanında yer alan, efendim daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı olan ve Hitler'le anlaşan Maréchal Pétain, o dönemde büyük bir Fransız kahramanı Verdun'da. Veya işte Almanya'da daha sonra Cumhurbaşkanı olan Paul von Hindenburg, yine savaş kahramanı, zafer kazanan kişi. Veya bizde en ünlü zaten Mustafa Kemal Atatürk. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale cephesindeki başarıları, arkasından işte Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, bunların hepsi Birinci Dünya Savaşı'ndaki olayların sonucu. Bir, dediğim gibi özellikle Avrupa kıtasında askerlerin savaştaki psikolojik yıpranmalarından kaynaklanan şiddete yatkınlık ve bundan dolayı çok ihmal edilmiş bu olgunun sonucunda faşizm, nasyonel sosyalizm gibi aşırı akımların güçlenmesi veya daha önce gayet sendikalist ve barışçı olabilen sosyalist hareketlerin de sokak hareketleri haline gelmesi, radikalize olması. Şimdi bu bir sonuç. Bu bir dahaki bölümde veya ilerleyen bölümlerde bahsedeceğimiz bir sonuç. Yine aynı şekilde bu dönemde imparatorlukların yıkılması çok önemli bir olgu. İlk biliyorsunuz Şubat devrimiyle Rusya'da gerçekleşiyor bu. Romanov Hanedanı son buluyor ve Rusya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Ama bu da uzun ömürlü olmuyor çünkü arkasından bir Ekim devrimi gerçekleşiyor. Lenin'in partisi, Bolşevik Partisi çok örgütlü bir devrim örgütü. Bu Avrupa'daki diğer sosyal demokrat hareketlerinden farklı. Yani bu tamamen parti devrim yapmaya, profesyonel devrimcilerden oluşuyor. Bildiğimiz anlamda bir siyasi parti değil bu. Dolayısıyla Rusya'daki bu devrim başarılı oluyor ve bir devrim, bir salgın gibi, bugünlerde içinden geçtiğimiz salgın gibi
bütün Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. İşte Kasım 1918'de Almanya'da devrim oluyor ve Hohenzollern Hanedanı yıkılıyor. Veya Avusturya Macaristan Hanedanı çöküyor aynı şekilde. Yani yüzlerce yıldır devam eden bir Habsburg Hanedanı ortadan kalkıyor birdenbire. Ve Almanya'da bir hanedan ortadan kalkıyor. Bunun sonucu 1920'li 1930'lu yıllarda göreceğimiz demokrasi kurmaya çalışan ama sonucunda halk diktatörlükleri haline gelen çeşitli rejimler. Bütün Orta ve Doğu Avrupa'da bunları görüyoruz. Yine bir diğer sonucu imparatorlukların, emperyal ülkelerin yıkılması ve ulus devletlerin kurulması. Bunu Fransız devriminin bir sonucu olarak bir ulusalcılık, bir milliyetçilik düşüncesi var o güne kadar. Ama hanedanlar bunu genelde bastırmaya çalışmış. Çünkü çok uluslu imparatorluklar bunlar. En ünlüleri Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu elbette. Ama bu imparatorlukların ortadan kalkmasıyla, tabii Rusya da buna dahil, imparatorlukların ortadan kalkması birdenbire daha önce Fransız devriminin etkisiyle milliyetçilik akımlarına kapılmış olan çeşitli küçük halkların birdenbire şiddetli milliyetçi cereyana teslim olduklarını ve Versay anlaşmaları sonucunda bunların devletlerinin de kurulduğunu veya var olan devletlerinin büyüdüğünü ama bunun neticesinde kendi aralarında çatışmaların olduğunu görüyoruz. İşte Çekoslovakya mesela bu dönemde kuruluyor. Yüzyıllar sonra Polonya tekrar bu dönemde kuruluyor. Polonya daha önce Avusturya, Prusya ve Rusya arasında bölüşülmüş ama daha sonra tekrar Versay'da bu tekrar kuruluyor. Değişik Slav halkları birleştirilip Hırvatlar, Boşnaklar, Sırplar, Makedonlar birleştirilip büyük bir Yugoslavya oluyor. Ve bu bir anlamda Sırpların eline veriliyor. Bu dönemde Romanya büyüyor. Romanya toprakları genişliyor. Cezalandırılma anlamında Macaristan toprakları, Avusturya toprakları küçültülüyor. Dolayısıyla savaş sonrasında ulus devletlerin kurulması ama aynı zamanda bu ulus devletlere çizilen sınırlar ki bu çok incelenmemiş olsa da yani Versay Anlaşması'nın Almanya ile ilgili sonucu ve Almanların kırgınlığına hep tarihçiler bağlanır. İşte Alman onuru zedelendi falan denir. Ama bu olaylar tarihte domino taşı etkisi gibidir. Orta ve Doğu Avrupa'da ülkeler arasında efendim azınlık sorunlarının ortaya çıkması dönüp dolaşıp bütün bir Avrupa'da sadece Almanya'da değil milliyetçiliğin çok güçlenmesine yol açmıştır. Biz Kurtuluş Savaşı sonrasında Yunanistan'la bir mübadele anlaşması yaptık. Ben de mübadelelerden bir ailenin çocuğuyum. Kavala'dan bizim ailemiz gelmiş mesela. Sonuçta Yunanistan'daki Türkler veya Müslümanlar Türkiye'ye gelip Türkiye'deki Ortodokslar ya Yunanlılar Yunanistan'a döndü. Ama bu pek çok ülkede yapılmadı. Dolayısıyla Polonya'da Almanlar kaldı. İşte efendim Ruslar kaldı. Yine aynı şekilde Çekoslovakya'da Almanlar kalmaya devam etti. Macaristan'da Almanlar kaldı veya işte değişik Romanya'da bir Macar azınlık oluştu. Ve bunlar da çok ilginç bir şekilde daha önceki efendi demek hoş bir şey değil ama efendi millet konumunda olanların mesela Avusturya'da Almanlar biliyorsunuz esas etkin millet bir anlamda yani azınlık millet haline düşmesi durumu ortaya çıkıyor ve bunlar da bir öfkeye sebep oluyor. Büyük bir tepkiye sebep oluyor bu ülkelerde. Eğer bizde de bir mübadele olmasaydı belki Yunanistan Batı Anadolu üzerinde hak iddia etmeye devam zaten şu anda bile ediyor ama orada yaşayan benim soydaşlarım var diye devam edecekti. Veya işte biz de aynı şekilde. Şimdi bu azınlıklar Orta Avrupa bölgesinde yaşamaya devam ettikleri için birbirlerinin toprakları üzerinde hak iddia eden ve karma karışık bir devletler topluluğu halinde ortamı görüyoruz. Dolayısıyla bu tablo sosyalizmin yükselişi, orada bir Rus devriminin olması, Sovyetler Birliği'nin kurulması, komünizmin yayılması ve aynı şekilde savaştan çıkan askerlerin içinde bulundukları psikoloji, bu psikolojiyle yeniden bir savaşa hazır olmaları veya yeni gelen nesli savaşa hazırlanacak şekilde yetiştirmeleri veya yeni kurulan bir takım ulus devletlerin sınırlarını çizilirken
cezalandırma amacıyla çizilmiş olması ve bu bir takım etnik hassasiyetlerin dikkate alınmamış olması veya daha önce imparatorluk sınırları içinde etnik grupların beraber yaşaması gibi olgular nedeniyle dünya zaten Birinci Dünya Savaşı bittiği an o Versay Anlaşmaları imzalanırken, hazırlanırken ikinci bir dünya savaşına zaten hazırdı. Daha o günden ikinci bir savaşın geleceği. Mesela bunların en ünlülerinden biri John Maynard Keynes'tir. Ünlü Keynes veya Keynes, ünlü ekonomist, iktisatçı. Versay Anlaşmaları'na katıldığı zaman buradan ancak bir ikinci bir dünya savaşı daha çıkar demiştir. Çok ünlüdür. Hatta bu konuda bir kitap da yazmış. Almanya'nın bu şekilde cezalandırılması Alman milliyetçiliğini hortlatacaktır ve bir dünya savaşı daha çıkacaktır diye. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler baktığınızda Birinci Dünya Savaşı'na bağlanıyor. Mesela bir Hohenzollern hanedanı hala başta olmaya devam etseydi, orada bir imparator olsaydı, Hitler gibi birisi iktidara gelemezdi veya yakınına bile yaklaşamazdı. Bir aristokrasi olurdu ama o aristokrasi dağıldı ortadan. Veya işte Avusturya Macaristan İmparatorluğu varlığına devam etseydi, Almanya Avusturya ile bir Anschluss birleşme ilan edemezdi. Veya Çekoslovakya diye bir devlet olmayacağı için orayı kendine bağlamaya çalışmazdı. Polonya'ya saldıramazdı ve çünkü Polonya olmazdı ortada gibi etkiler. Dolayısıyla bu parçalanma, bu tablo, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan tablo, İkinci Dünya Savaşı'nın zaten bizzatihi en büyük sebebi. Dolayısıyla genelde bazı tarihçilerin önemli bir kısmı artık Birinci ve İkinci Dünya Savaşları yerine Avrupa'nın yeni 30 yıl savaşları, 17. yüzyılda 30 yıl savaşları var, buna benzer 20. yüzyılın 30 yıl savaşları adı vermeyi tercih ediyor. Bunun başlangıcı bildiğiniz gibi Ağustos 1914. İlk tabi Sırbistan'la efendim Avusturya'nın Sırbistan'a savaş açması 28 Temmuz 1914 ve bitişi de 9 Mayıs 1945. Şimdi bu bölümden itibaren yavaş yavaş bu dönemde olan olayları, gelişmeleri ele alacağız. Sizlerle paylaşacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür eder. İyi günler dilerim sevgili seyirciler.